Türkiye'de mermercilik çok önemlidir değerli seyircilerimiz. Peki ama neler yapıyorlar? İzliyoruz. Merhaba değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz Mustumuz ile devam ediyor ve şimdi sizlere Trabzon'dan ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri Güvencem Mermer Madencilik'ten seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahiplerimiz Sayın Cemal Güven ve yine kızı Nazmiye Yazıcı Hanımefendi ile birlikteyiz. Bakalım burada verilen hizmetler ve sektör olan katkıları ile ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Allah iyilikler versin. Şimdi efendim burada verilen hizmetler, sektör olan katkılarımız, tercih edilme sebepleriniz ve hizmet kalitenizden bahsedeceğiz. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Ve izninizle Nazmiye Hanım'la başlamak istiyorum. Nazmiye Yazıcı kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl gerçekleşti efendim? Cemal Güven'in kızıyım. Sektöre 2002 yılında girdik. Babamla beraber girdik. Babam benden daha önce başladı. Ondan sonra ben de başladım. Öyle 2002 gidiyoruz. Yılında dahil oldunuz, evet. Ve babanızdan biraz olsun yükü almak adına onunla birlikte çalışmalarınız, evet, devam etmekte. Efendim siz de biraz tanıyabilir miyiz lütfen? Cemal Güven. Güvencem Mermer Madencilik sahibiyim. 2000'de başladım bu işte. 16 yıldır hizmette. 16 yıldır. Devam etmekte. Aslen. Aslen Trabzon Çaykaralıyım. Çaykara doğumlusunuz. Ve ihracat da yapıyoruz bu sektörde. Yurt dışı çalışmalarınız da var. Şimdi ben bunların detay bilgilerini alacağım. İlk defa Onyx'ten başladım. Fevkalade ihracat. Satmadığım ülke yok. Şu anda da devam ediyoruz. Şimdi efendim biliyorum ki iki değişik noktada hizmetleriniz var. Gümüşhane ve yine Trabzon'da hizmet vermektesiniz. Ben toplamda kaç metrekarelik bir alanda hizmet verdiğinizi öğrenmek istiyorum. Şu tabuli alan olarak bizim fabrikalarım hep tabuli. 20 yukarısı Gümüşhane, 10 da burası, 10 dönüm. 20 dönüm orası, 10 30 dönüm. 30 dönüm toplamda, yani toplamda 30 bin metrekarelik üzerinde bir alanda çalışmaktasınız. Evet, evet. Ve sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim? Aşağı yukarı yazın daha fazla olur. 45, 50, 60'a kadar çıkar. 60 uzun yıllar bu sektöre hizmet, evet, vermiş profesyonel bir kadro ile çalışmaktasınız. Evet. Size gelen talepler genelde nerelerden gelmekte ve bu hizmet hangi noktalara kadar ulaşabiliyor efendim? Bize yurt dışından, Çin'den tutun Amerika, İtalya, oralardan geliyor. Yurt dışından, Arabistan, buralara dünyanın birçok ülkesine ürün gönderiyorsunuz. Evet. Yine yanı sıra Türkiye'nin. Türkiye içerisinde de proje binalar, devlet binaları, o şekilde adliye binaları, okul binaları o şekilde devam ediyor. Aslında talep gelmesi doğrultusunda Türkiye'nin 81 iline ürün gönderebildiğiniz gibi dünyanın en ücra noktasına da hizmet verebilme imkanınız var. Var. Şimdi özellikle Cemal Bey, ben sektöre girişinizden bugüne yapmış olduğunuz başarılı hizmetlerle bölgede değil sadece sektörünüzün en iyilerinden biri olduğunuzu görüyorum. Sizi en iyi yapan özelliklere biraz değinmek istiyorum. Evet, bu sektörde en iyilerden birisiniz ancak yalnız değilsiniz. Sizler gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme de bulunmakta. Özellikle müşterilerinizin sizi tercih etme sebebi size göre nedir? Siz diğerlerinden ayıran en önemli özellikler. Karadeniz'de bir taneyim. Örneklerim, benim biçemeyecek olduğum, kesemeyecek olduğum taş yoktur. Köprülerde olsun. Yani en ağır işlerin yapmaktayım. Onun için ben de rekabet edecek Karadeniz'de de yoktur. Önce aparat olarak ve ekip olarak. Evet. Aynı zamanda teknolojiyi de çok iyi kullanan. Doğru. Teknolojiyi çok iyi kullanan, heh, iyi bir işletmeyiz. Bu birinci hesabımız. Evet. Tabii ki ürün kalitesi, taahhütleri zamanında yerine getirmek, verilen hizmetin ve ürünün arkasında durmak. Doğru. Bir de şöyle bir şey, bu taştır nihayetinde. Hı-hı. Öyle talepler oluyor. Mesela Sultanmurat'ta biz anıt yaptık. Türkiye'nin birçok yerinde dolaştılar. En son biz yaptık bunu. Trabzon'da da keza aynısı oldu. Belediyenin çalıştığı Trabzon Spor ve Anıtı. Ya bizde hayır yoktur. Mutlaka bir çaresi, bir çözümü vardır. İmkansız diye bir şey yoktur. Yoktur. Sadece bize bir ölçüyle ya da bir istekle, taleple gelsinler. Mutlaka cevap alacaklar. İmkansız şu vardı. Adana'daki diyorduk. İhraç ettiğim tomrukları biçemiyorduk burada. Katrak kurdum. Onu da o şekilde kapattım. Onu da böyle bir çözüm bulduk diyorsunuz. Fevkalade. Şimdi plaka olarak da ihraç edebiliyorum. Şimdi biraz burada verilen hizmeti açalım isterseniz. Size gelen talepler doğrultusunda değerli izleyicilerimiz ve müşterilerimiz sizden ne tür hizmetler almakta, neler sunuyoruz onlara efendim? Aklınıza gelebilecek her tür kanal kapağından tutun da, taştan kanal kapağından tutun da, duvar kaplaması, mutfak, banyo,
aklınıza gelen şömine, barbekü, paledyen aklınıza ne geliyorsa taş ve mermerle ilgili her türlü hizmeti sizden alabilmekteler. Çok çok önemli. Şimdi biraz evvel dediğimiz gibi sektörün emeğlerinden birisiniz. Ben biraz ileriye yönelik plan ve projenize de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili plan ve projeniz neler? Neler yapmayı planlıyorsunuz? Tabii yaş geçti biraz. Çok heves ettiğim şeyler vardı. Yaşlı oldum, 70'i geçtik. Onun için gene bu sektörü fevkalade getirmem için daha fazla. Çünkü çok önemli yerler var. Mesela şu gezdiğim caddelerin, Trabzon'u gez, hep benim daşları bulursun orada. Bu ana yolların, ana yolların bordurları olsun, yaya yollarının kaldırımları olsun. Bunlar için bir şeyler düşünüyoruz. Ondan sonra bu sakatlar geçtiği yolları, sakatlar engelli kayacak yolları olsun. Bu körlerin gezdiği sokaklardaki ayağıyla beraber yönünü bulacak şekilleri işte orada var. Bunları daha bunun sonu gelmez. Aslında şu an bölgede en iyiyiz. Hatta sektörün içinde yön veren ciddi bir işletmeyiz ama bu bize yetmiyor. Biz halihazırda devam eden bu çalışmayı daha da kalitesini geliştirmek, belki zaman içinde daha fazla insana hitap etmek ve bünyenize daha fazla insan çalıştırmak gibi projeniz var. Ancak bunları yaparken bugünkü kaliteden asla ödün vermeden bu hizmeti devam ettirmek ilk projemiz diyebiliriz. Ve en büyük şeyim dış ülkelere vermek. Yani ihraç etmek. Markamızı dünyaya duyurduğumuz en gibi önemlisi Türkiye'nin de ekonomisine katkıda bulunmak, ihracatla özellikle bölgeyi ve sektörü dünyaya tanıtmak adına çalışmalarınız işte, var. Bir örneği de Soçi Limanı. Git benim taşlarımı bulursun. Orada da var diyorsunuz ürünler. Profesyonel kalite, amatör çalışma hevesiyle devam. Şimdi biraz evvel özellikle Cemal Bey yaşı itibariyle artık yavaş yavaş eski hırsının kalmadığı falan gibi sözlerde bulundu ama ben biliyorum ki siz babanızdan aldığınız bayrağı çok daha iyi noktalara getireceksiniz. Bu konuda size başarılar diliyorum. Şimdi özellikle sektörün en iyilerinden biri olduğunuzu söyledik ve sizi en iyi yapan özelliklerin bir bölümünü değerli izleyicilerimize paylaşabilme şansı bulduk. Ancak biliyorum ki bunların içinde en önemlilerinden biri ki olmazsa olmazlardan biri müşteri memnuniyeti. Ve şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde yıllardır sizleri tanıyan, sizlerden hizmet alan, aldıkları hizmet sonrası üründen ve verdiğiniz hizmetten memnuniyet duyan, bu memnuniyeti de dostlarıyla paylaşarak bugün müşteri portföyünüzü oluşturmuş belki yüzlerce, binlerce değerli izleyicimiz var. Doğru. Özellikle sizi ve ürünlerinizi tercih eden değerli müşterilerinize buradan bir teşekkür mesajı gönderelim efendim. Bilhassa Rize'ye, Rize'nin tümüne teşekkür ederim. Beni en çok destekleyen Rize, Ordu, Giresun, Trabzon kendi vilayetimdir. En sonda gelir. Hepsine buradan çok teşekkür ederim. Hepsine çok teşekkür ederim. Samsun, bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya ama en çok beni Rize. Onlar sizi güvendiler, sizi desteklediler. Evet. Siz de onların güvenlerine layık olabilmek için en kaliteli hizmetlerinizi devam ettirdiniz. Evet. İnşallah bundan sonra da bu hizmetler devam eder diyorum. Evet, İzin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimizle sizler adına küçük bir davette bulunmak istiyorum. Teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz sizlere Trabzon'dan ve sektörünün en iyisi Güvencem Mermer Madencilik'ten seslendiğimizi söylemiştik. Bu sektöre ihtiyaç duyan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Birbirinden kaliteli geniş ürün yelpazesi ve profesyonel kadrosuyla mutlak görülmesi gereken bir işletme. Verilen hizmet kalitesi, ürün kalitesi ve kendilerini görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Bizler ayırdığınız zaman için sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Eğer müsaade ederseniz bünyemizde olan firmaları da lütfen. Firmalarımızı da duyurmak isterim. Lütfen. Gümüşhane'deki firmamız Güven Mermer. Ana firmamız burada Güvencem Mermer. Ocaklarımız CTA firmamızla beraber Cemal Güven İnşaat. Dört ayrı marka ama aynı odaktan yönetimle aynı kaliteyi müşterilerinize sunmaya devam ediyorsunuz. Ben 4'ün 400'lere çıkması temennisiyle size tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.